Rus mafyası sevgiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ilk defa vitesli bir motor ile Pulsar RS200 ile denize gideceğiz. Tekrardan evden çıktık. Bakalım yolculuğumuz nasıl geçti. Hep birlikte görüşürüz arkadaşlar. Evet abla, süper. Daha ilk virajda önümüze atlayanlar falan. İzmir'de hava felaket derecede yanıyor. Şimdi bir deniz yapalım dedik. Geri döneceğiz. Kanalımıza güzel bir video atalım. Hep birlikte izleyelim. Buraya da bunları yeni yapmışlar. Bir önceki videolarımda yoktu bunlar biliyorsunuz. Şu anda yemek sepeti yeni girme deponun ön tarafından geçiş yapacağım. Bakalım bizim kurye arkadaşlar ne yapıyor, nasıl işler, yoğun mu? Şu anlık işlerin yoğun olmadığını görürüz ki kuryeler burada. Ama bir iki tanesinde paket vardı. Paket taşıyorlar sanki. Abi şu an havalar sıcak olduğundan dolayı bu kurye işi durmuş durumda. İnsanlara paket atmıyor. Kuryeler çok fazla. Yani çok boşta kalıyor insanlar. Para kazanamıyor. O yüzden sorun arkadaşlara buradan cevabını vermiş olayım. Altın yoldan, Anadolu Caddesi tarafından, oradan Altın yoldan direkt Çeşme tarafına geçeceğiz. Çeşme'de Delikli Koy'a gideriz muhtemelen. Delikli Koy'u bilmeyen arkadaşlar da bu videoda en azından görmüş olur. Yolları da az biraz tanıtmış oluruz. Ekmeksiz mi? Çeşme mi? Delikli Koy mu? Ne istiyor? Fark etmez. Şöyle. Nereye gittiğimize daha karar verememişiz. Sinyalimizi verelim hemen. Ya Çeşme'ye gideceğiz arkadaşlar, ya da eşimle beraber Ekmeksiz plajına gideceğiz. Ekmeksiz mükemmel bir plaj. Suyu sıcak. Ondan korkuyorum aslında şu anda. Yani serinlemek için gidiyoruz. Suyu sıcak, bir de sığ. Sığ dediğimiz, yani ilerledikçe hala böyle dizinize falan geliyor. Belinize bile gelmiyor. O yüzden Ekmeksiz de olabilir. Çeşme Delikli Koy da olabilir. Delikli Koy biraz daha serin kalıyor. Ama artı bir yanı daha var Delikli Koy'un. Delikli Koy'da birden ilerleyen, yani 5-10 adım sonra birden derinleşiyor. O yüzden Delikli Koy'u daha çok seviyorum. Bakalım, bu sene zaten Çeşme tarafına gitmemiş. Ecelikler'e de gitmemiş aslında. Çeşme'ye de gitmemiş. Bakalım nereye gideceğiz. Yorumlardan sizin için bir koy varsa şimdi bir bölüm.
diyarlardan, Rus modus SG'den herkese iyi seyirler. Kanalımızı beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Burayı hep karıştırıyorum. Delikli Koy'a devam edeceğiz. Marketten bir şeyler alacak mıyız? Delikli Koy'da hiçbir şey yok biliyorsun. Atıştırmalık falan var mı? Evet, marketten çıktık. Alaçatı'dan da çıkmaya çalışıyoruz şu anda. Delikli Koy'a doğru yolculuğumuz devam ediyor. Ah keşke ortadan gitmesen de ben de rahat rahat gitsem. Aynen. Evet arkadaşlar, Port Alaçatı liman, surf plajları hemen bu tarafta. Oh, oh.
Ne yapmışlar bunlar? Ne yapmışlar? Yani Alaçatı'da yolları görüyorsunuz arkadaşlar. Sorsanız Alaçatı. Plajlar bölgesine doğru geçiyoruz. Arkadaşlar, Alaçatı Port liman burası. Plajlar da biraz ileride. Oteller bölgesi burası. Oteller, plajlar bu tarafta. Çok fazla rüzgar var. Umarım rüzgar sesi videoya gelmiyordur. Üzülürüm yani, o kadar video çekiyoruz. Siz de bu arada tekrar hatırlatmak lazım. Beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sıcakta dediğim gibi bu iğrenç yolları çekiyoruz. Ama en sevdiğimiz aletle. En sevdiğimiz, hayatımıza çok değer verdiğimiz bir motor ile bu yollardayız. Yollara çok dikkat edin, çukurlar var. Bölgeye kadar çok iyi ama bir bölgeden sonra yollar berbat oluyor. Motorla gelecek arkadaşlar. Muhteşem görünüyor ama ya. Alaçatı'yı anlatan, Alaçatı'yı Alaçatı yapan gündüz biçleri, akşam işte tepe ağırlar bu saatlerde ve akşam canlı müzik olan biçler burada arkadaşlar. Bakın Jessica ile gezenler, su sporları yapanlar, meşhur Jolly Joker, Zilli, Alaturka, birçok mekan burada. İsimleri zaten yazıyor. Otel var. Yol iğrenç oldu. Bir yandan da yola bakmaya dikkat ediyorum. Bir yandan da sizlere tanıtmaya çalışıyorum. Delikli Koy için çok az kaldı. Evet arkadaşlar, Delikli Koy bölgesine gelmiş bulunmaktayız şu anda. Yani daha önceden buradan hiçbir iniş yapmadım ama umarım buradan o tarafa geçiş vardır. Çok fazla bir araç var. Yani o tarafa geçen bir araç görmedim ama bakalım, deneyeceğiz. Buradan geçemezsek diğer taraftan tekrar geçmeyi deneyeceğiz. Yolları çok kötü, o yüzden çok dikkatli olun, düşmeyin. Delikli Koy karşı taraf. Çadır kuranlar, kamp yapanlar, karavanlı ileri gelenler. Birçok insan burada çadır kuruyor, yazın kamp yapıyor. Denizin dibine kadar gelmiş bulunmaktayız. Korkma. Karavanı çok güzel yok. Adam şirokkoyluymuş ya. Biz Ulusal Reis'e kamp yapıyor. Çadırda kalıyor. Ama saplanmıyor bu arada.
meşhur Delikli Koy'a gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Delikli Koy tam olarak karşıda. Buraya park edebiliriz. Ne güzel burada. He? Tatlı. Aha. Bak bir tane daha araya şey var. Umarım yolda benzin bitmez. Ne? Benzinimiz bittiği gibi gözüküyor. Ne yapacağız? Nanay. Evet arkadaşlar, RS'ler her yerde. Şu anda İzmir, Çeşme, Alaçatı, Delikli Koy'a gelmiş bulunmaktayız. Meşhur Delikli Koy'dayız. Evet aşkım, yolculuk nasıl geçti? Rüzgar çok kötü yaptı beni. Evet. Yani bir daha ceketsiz uzun yola gitmem. Ekipmansız özellikle uzun yol tercih etmeyiz. Çok fazla rüzgar vurdu yüzümüze. Öyle söyleyelim. Ve trafik vardı. Trafik de biraz yordu. İlk defa uzun bir yolumuz olduğu için. Bakalım. Dönüşte görüşürüz. Evet, meşhur Delikli Koy'dayız şu anda. Ve yerde felaket taşlar var. Yerde felaket taşlar var. Şu anda tamamen Delikli Koy'a gelmiş bulunmaktayız. Evet, kumlu alana geçmeye çalışıyorum. Hele şükür. Evet, İzmir Alaçatı'da Delikli Koy'dayız. Gelmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi. Yolculuk nasıldı Delikli Koy için? Zorluydu. Başardık mı? Başardık. İlk yolculuğumuz ve motor ile bayağı bir zorlandım. Açıkçası öyle söyleyeyim. Ama bir sonrakilerde kesinlikle ekipmansız yola çıkmayı düşünmüyoruz. Özellikle rüzgar bizi bayağı yıprattı. Şu anda Delikli Koy'dayız işte arkadaşlar. Arasından geçebilir misin? Geçerim. Bak, Delikli Koy'dan diğer koya geçiyoruz şu anda. Bu mu yani? Evet. Bak. Dikkat et. Taşlar var gene. Diğer tarafta bu şekilde. Burada da çok kamp yapıyorlar. Su buz gibi. Evet, bu taraf daha kalabalık. Su buz gibi. Her yerde çöplerimizi. Yani Türk insanı maalesef böyle arkadaşlar. Pisiz. Yazın yatları olanlar şu şekilde yatları ile birlikte buraya koya geliyorlar. Şarjı bitmeden kapatalım. Rus mafyasına gelen herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Delikli Koy'dan çıktık. Alaçatı merkezdeyiz. Evet. Gidiyoruz. GoPro'nun şarjı yok. Bizim Pulsar'ın da benzini bitti. Benzinliğe uğrayacağız. Size de belirtmiştim yolda. HGS'den geçerken GoPro kasktan çıktı. O yüzden elle tutuyoruz şu anda.
hızlı bir şekilde eve dönüş yapıyoruz. Bir benzinlik bulalım, benzinimizi alalım. Umarım otobanda herhangi bir sıkıntı yoktur. Delikli Koy'da bakındığımızda otobanda bir araç yangınından sonra etrafa sıçrayan bir yangın olmuş. O yüzden otobanı kapatmışlar. Ve biz de diğer taraftan, yani Karaburun tarafından dönmek zorunda kaldık. Buradan bir benzin alalım. Karnını doyuralım. Yola koyulalım. Şu anda felaket bir trafik var. Allah'tan motorlayız yani. Bir de motorlu olmasak kim bilir ne olacak. Akşam 12'de mi döneriz artık? 1'de mi döneriz? Kilometrelerce trafik var şu anda. Felaket durumda. Bitmek bilmeyen bir trafik. Şu anda Güzelbahçe taraflarını geçtik. Narlıdere'ye doğru gelmiş bulunmaktayız. Ama trafik hala aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yani böyle bir trafik yok. İnanın sanki bütün İzmir Çeşme'yi akın etmiş gibi. Görüyorsunuz araçları. Yani bu kadar benzine zam vesaire ve araçlar ortada. Hiç kimse boşuna ağlamasın. Tekrar söylüyorum, hiç kimse boşuna ağlamasın. Bu kadar araç, bu kadar trafik olması, yani benzine zam geldi falandı filandı, hiç kimse sakın ağlamasın. Şu anda İzmir'in girişindeyiz arkadaşlar. Ve trafik felaket durumda. Böyle bir trafik yok. Yani karantina alt geçidine gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Böyle alevli, ışıklı, renkli bir şekilde kapanış yapalım dedik. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum atmayı, kanalımı da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hepinize iyi seyirler.